Herkese iyi bayramlar. Bugün bayramın ilk günü ve ben videoya başladım. Bayram vlogu çekeceğim güzel bir şekilde. Şimdi Aykut'un patronlarına bayramlaşmaya gideceğiz. Oradan benim annelerime, annemlere geçeceğiz. Anneannem de orada. Gitmeden önce bir anneannemi de göreceğim, bayramlaşacağım. Daha sonrasında Fatma anneme geçeceğiz. Babaanne de toplanacağız aşağıda. Biz her bayram orada toplanırız bütün aile. Orada toplandıktan sonra da Çorlu'ya geçeceğiz. Kayınvalidemin karşı dairesinde biz satın almıştık. O evinde vlogunu çekeceğim, ev turunu çekeceğim sizin için. Önceki halini. Eğer oraya taşınırsak sonrasında işte biraz değişiklik yapacağız, evin içini yaptıracağız. O zaman da yeni ev turu diye onu çekeceğim. Bu şekilde bir bayram vlogu başlatmak istedim. Bugün gerçekten güzel bir gün ama tabii ki biraz buruk bir bayram. Çünkü annesini, babasını, evladını, akrabasını kaybeden insanlar, depremde kaybeden insanlar bu bayramda eksik olacaklar. Onlara bayram her zamanki gibi güzel olmayacak tabii ki. O yüzden bu videoyu izleyen yakınını, akrabasını, eşini, dostunu kaybeden arkadaşlarıma başsağlığı diliyorum. Allah onların mekanlarını cennet etsin inşallah. Bu şekilde böyle bir bayram. Evet, ben de böyle bir takım giydim. Takımı çok sevdim, bayağı güzel. Şu kol ve şu paça kesiklerini ben attım. Bu şekilde daha hoş duruyor bence, daha çok beğendim. Kombinim bu şekilde. Üstüme de kabanımı giyeceğim ve hazırım. Bu da bayram şekeri. Minicim. Ay. Minisi mini. Minisi mini. Ay. Şimdi elmas ve adım ölümsüz. Biz paraları toplamaya başladık. Allah'ın tut kızım. Tut kızım. Öpelim bir de. Dolsun dolsun taşsın inşallah. Rabbim bereketini eksiltmesin. Kaç para koymuşlar kız? Kurban olurum. Beyza bir yerde bulduğun zaman küçücük bir kestane koy parasını. O çok hurma olurum. Çekirdeği var, hurma çekirdeği ha, koyacağım. Koy. Ben de küçücük kestane var. Kukişko. Büyüyünce sakla onu Beyza. O yüzden sakın bir yer verme. Hani dede nerede? Hani haminle? Yavrum yerim seni ben. Bak deden de atıyor bir sürü bak. Hadi tut cüzdanını. Eyvah eyvah. Oho çok zengin. Tut cüzdanını. Hani nerede cüzdanın? Orada. Tuttur cüzdanını. Sen niye çıkarttın bunu şimdi? Hadi. İyiyim Allah. Al bakalım. Televizyonu kapattın da bu tarafa baksın. Kıcığım. Allah Allah inşallah sağlık. Hadi. 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 Koy. Tut. Ama sizi gözümüzde yırtabilir ama. Etene bayıldım ya. Etene. Al bunu da. At çantana. Al bunu da kuzum. Dur gözüme sokma. Ha. Dur, ben, bak böyle buraya koyalım. Tam adamın adam gözüne sokuyorsun. Seni vallahi senin için alıyoruz. Oh bereketli olsun. Al bakalım kuzum. İyi günlerde iyi yerlere harcamayın. Senin elinde misin? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Daha çok gelsin. Dedem bunu da ben utandırdı ama. Oh. Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Çok olsun kızımın. Hadi bunu da tut. Boş ver oradakiler. Sen bunu tut. İlk bayramımız. Benimkini de ver. İkinci bayramı. İkinci bayramı. Geldiniz ya küçücükte. Bak şimdi. Bunlar da hamin neden? Hamin neden de geliyor. Boş ver şimdi. Kaşırma kafayı. Bu paraları şeyin paysa. Parası. Tamam at oraya. Bu da minik. Hadi bunları da al. Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim inşallah hep çok olsun. Anneanneden de geliyor. Anneanneden de çıkıyor. Anneannem fakir kızım biraz idare dünyadan et. Dünyadan haberi yok ya. Hadi bunu da al anneciğim. Al. O ne ya? Al kızım yere. Babam beğenmiyor. Sen al. Al koy. Al veren candan beri. Koy. Oy yerim ben seni. Ay güneş. Güneş. Çok mutlu bir saat tekerleklendi göz cihazları yavrumu. Ay. Ne oldu babaanne? Ne oldu babaanne?
Kayınvalidem Fatma annem döktürmüş. Şimdi bunları yüklenip Çorlu'ya gideceğiz. 3 gün yeriz bunları artık. Bunu şöyle bırakayım. Bunları da aç bakayım ne var. Bu börek neli anne? Patatesli. Patatesli. Oh. Burada kızıma tavuk suyu çorba yapmış. Burada da bir dakika. Kuru fasulyemiz var. Bir de şöyle ev baklavamız. Biz şimdi Çorlu'ya geldik. Oh, Güneş'le babaannesi önden çıktı. Biz de eşyaları taşıdık. Bir saniye ışık yanmadı. Şimdi size göstereceğim. Biz en üst kattayız, 3. katta. Dükkanla beraber 4. Burası benim dairem. Burası kayınvalidemin dairesi. Şimdi size evi gezdireceğim. Burası benim dairem. Giriş. Şöyle girdiğinizde şöyle küçük bir koridorumuz var. Burası tam karşısı yatak odası olacak. Buradan çıkıyoruz. Girişin yanında mutfak var. Kayınvalideminki bayağı uzun. Çünkü onun balkonu salonda. Benim balkonum mutfakta olduğu için benim mutfağım daha kısa. Ama bu dolaplar komple değişecek. Tezgah bu arayı kaplama yapmışlar. Normalde arası şey böyle taş cam şeklinde böyle. Mermer desenli gibi, fayans deseni gibi. Buraya şöyle bir tekrar tezgah ve dolap gelecek. Üstüne de raflar koyacağım. Tam bir Pinterest mutfağı olacak. Bu çıtalı cam olayını ben çok sevdim. Buraya güzel bir jaluzi takarım diye düşünüyorum. Burası balkonum. Şöyle cam balkon. Buraya da komple dolap yapılacak, kombi kapatılacak. Şöyle cam balkonum. Genişliği bayağı iyi. Buraya böyle şey koymayı düşünüyorum. Dolap buraya kadar gelir. Bu halının genişliği kadar. Buraya böyle palet koyacağım. Şuraya da belki küçük bir palet koyarım. Minderler vesaire oturma alanı yapacağım oraya. Sonra mutfaktan çıkıyoruz. Salonum. Kayınvaliden buraya bir tane tül asmış. İdareten içerisi gözükmesin diye. Bir de boş olduğu için, satılık olduğu için burası satılıkta çok arayanılıyormuş. O yüzden tül takmış. Buraya böyle eski ev sahibi böyle bir duvar kağıdı yapmış, raflar takmış. Buraya büyük ihtimalle benim buraya bir kitaplık alacağım, güzel bir kitaplık. Rafları büyük ihtimalle çıkartırım. Buraya takarım, burada değerlendiririm. Zaten beyaz raf. Buraya ünite gelecek. Ben böyle uzun salon sevmiyorum. Yani televizyon uzun tarafta olunca benim hoşuma gitmiyor. O yüzden buraya ünitem gelecek. Buraya yine bir tül, düz bir tül ve üzerine şu led ışıklı tüller oluyor yere kadar böyle yakıyorsunuz. Ondan takmayı düşünüyorum. Hemen şuraya belki bir tane makrome salıncak koyabilirim. Üniteyi de biraz böyle kaydırırım. Buraya güzel yuvarlak bir ahşap ve beyaz yemek masası ve 4 tane sandalye alacağım. Onların hepsini şu an Trendyol'da favorilere kaydettim. Ünitenin tam karşısında camın önüne de güzel bir L koltuk alacağız. L koltuk çok seviyoruz ama evdeki bayağı sert. Bu sefer böyle yumuşak, büyük ihtimal Vivens'ten bir koltuk alırız, L koltuk. Burası banyo. Bu evde ebeveyn banyosu yok. Bizim şu an oturduğumuzda var. Ama bunlarda genelde olmuyor. Şu şekilde işte normal standart bir banyo. Bu fayansları belki boyarım. Belki boyamam. Onu bilmiyorum. Klozet komple değişecek. Duşakabin ve işte musluk vesaire komple değişecek. Buraya büyük ihtimalle siyah yine o çita görünümlü yerden duşakabin taktırmayı düşünüyorum. Bu yerdeki fayansların araları
Böyle sapsarı olmuş bayağı bir kötü. Bu fayansları büyük ihtimalle boyarım. Değiştirmem çünkü daha yeni zaten burası. 2 senelik bir bina. Burayı komple böyle güzelce boyarım diye düşündüm beyaza. Ya da şey de yapabilirim. Kaplaya da bilirim. Çok güzel kaplama yapıyorlar. İzliyorum Instagram'da falan. Şu dolap, lavabo vesaire komple değişecek. Ama büyüklük olarak bayağı güzel, büyük bir banyo. Burası bu şekilde. Şöyle. Bu kapılar değişecek çünkü ben Pimapen banyo kapısından nefret ederim. O yüzden normal kapı taktıracağız. Burası küçük tuvalet, yer tuvaleti. Burayı da iptal edeceğiz. Çamaşır odası olacak ve çamaşır odası için gerçekten büyük bir alan. Bu tuvalet iptal olduğu zaman bu dip köşeye tam çamaşır makinesi ve kurutma makinesi üst üste sığacak. Buraya da bunları söktürüp buraya da böyle raflı bir dolap yapacağım. Büyük ihtimalle kapaksız sadece raf yaptırırım. Altına kili sepeti yeri ve üstüne raflar, deterjanlar vesaire işte villada cart cürt evin bütün ıvırını zıvırını burası alır. Burası da minişimin odası olacak. Çocuk odası için gayet ideal. Zaten şu an evdeki de daha uzun ama bu kadar geniş değil. Daha dar ve uzun. Bu böyle tam kare gibi. Bayağı güzel olur diye düşündük. Büyük ihtimalle şöyle yatağını koyarım. Ya da yatağını bu şekilde. Ama bu şekilde olmaz çünkü kapı girişi. Yatağını şu şekilde koyarım. Buraya güzel gardırobu gelir. Bir de çekmecesi var. Çekmecesi de ya buraya gelir. Ya da böyle belki buraya camın önüne de koyabilirim. Onu bilmiyorum şu anda nasıl olacağını. Burası da minişimin odası. Tekrar şöyle bir göstereyim. Evet, ev bu kadar arkadaşlar. Bu kapıyı büyük ihtimalle boyarım. Güzel bir renge. Gri olabilir. Belki beyaz olabilir. Belki farklı bir renk olabilir. Bu kapılar da yeni kapı zaten bu kapılar. Aa, mavi led ışık varmış. Bilmiyordum. Şu an gördüm. Bu kapılar zaten yeni ama bildiğiniz gibi böyle şey yapmışlar. Kaplama. Altında tahtası var. Çok görüyorum bu videoları. Bu kaplamaları söküyorlar. Özellikle mutfak yenilemelerde. Komple boyuyorlar. Ben de bu kaplamaları sökeceğim. Zaten kalkmış bayağı kötü bir durumda şu anda. Bunları sökeceğim. Güzelce beyaza boyayacağım. Bu mutfak dolaplarının da kuplarını eski ev sahibi değiştirmiş. Bu şekilde gold kuplar takmış. Mutfak dolaplarının da bu şeylerini, kaplamalarını ya söküp boyayacağım. Çünkü yepyeni. Hiçbir sıkıntısı yok. Kaplamasını söküp boyarım ya da komple değiştirebilirim. Ama komple değiştirme taraftar değilim. Çünkü yeni yatak odası, yeni L koltuk, yeni masa, yeni halılar, yeni tüller. Bir sürü masrafımız olacak buraya taşınırken. Zaten yeni olduğu için değiştirmeyi düşünmüyorum. Buraya çamaşır makinesi yeri bırakmışlar. Biri bulaşık, biri çamaşır. Ama ben küçük tuvaleti çamaşır odası yapacağım için buraya bir kapak ve işte bir raf taktırıp burayı da kullanacağım. Aynı zamanda ankastre set de alınacak. Güzel beyaz bir ankastre set istiyorum. Kiracı olduğum evde siyah ve gerçekten nefret ettim. Ben siyah çok severdim ama kullanınca vazgeçtim. Bunlar kaplama mı değil mi anlayamadım ama kaplama galiba ya. Biraz zorlarsak çıkar gibi duruyor. Bilmiyorum şu an tam anlayamadım ama kaplama gibi arkadaşlar ya. Tırnağım kırılacak ama bence bu kaplama değil mi acaba? Bu işten anlayan varsa yorumlarda bana yazabilir mi? Bu kaplama mı değil mi? Bana kaplama gibi geldi ama. Baksanıza çünkü burası farklı, burası farklı yani. Kesinlikle bu kaplama. Ama nasıl sökerim hiçbir fikrim yok. Aynen kaplama. Şimdi tamamen anladım. Bunları sökerim güzelce. Mutfak dolaplarımı da boyarım. Böyle desenli olmayacak zaten sökünce. Kaplama desenli çünkü. Güzel böyle beyaza boyarım. Kuplarını da değiştiririm. Tezgahımı değiştiririm. Ya da tezgahımı da boyarım. Çok güzel ahşap boyuyorlar. Bunlar zaten sökülecek.
altından böyle şey çıkıyor. Şuradan göstereyim aynen. Bu şekilde fayans çıkıyor. Dümdüz olduğu için bu fayansı da çok rahat bir şekilde boyayabilirim. Buraya da bunun daha yoğununu sararım büyük ihtimalle. Altları da aynı şekilde söküp boyadığımız zaman burası da gayet güzel olacak. Bu yerdekiler de tabii bunlar da kaplanacak. Çok güzel bir fayans deseni beğendim kaplama. Ondan satın alıp kaplamayı düşünüyorum burayı komple. Çünkü burayı boyamam, kaplarım. O desen çok yakışır. Burayı da ahşap gibi boyadığımda gayet iyi olur diye düşünüyorum. Bu evye de buradan çıkacak. Bu böyle kesilecek. Güzel böyle dikdörtgen, işte kurutma yeri olan büyük bir evye taktıracağım buraya. Beyaz bir evye taktıracağım, granit. Musluğu falan da değişecek ona göre. Bu şekilde şu anda böyle gözüküyor ama yapıldığı zaman gerçekten çok güzel olacak. Bayağı farklı olacak, bayağı değişecek. Bu şekilde ama salonumu çok sevdim. Salonum çok güzel gerçekten. Bir de şöyle çekeyim size. Bayağı güzel. 06. Ye bitti koça keçe. Kim aldı bu bitti koçayı sana? Günaydın. Ha? Günaydın. Uyge burada ne var? Kim aldı bunu sana? Allah sağladı. İkinci günden herkese merhaba. Şimdi uyandım. Tekrar kendi evime geldim. Burada size dışarının manzarasını göstereceğim. Dün gece çekmiştim, bir şey belli olmuyordu. O yüzden belki merak edenler olur diye camların dışlarını göstereceğim. Bu salonun büyük camı. Şu tüllü olan. Burada bir bina yapılıyor. Şu arkada bir bina yapılıyor. Burası bu şekilde. Şurada zaten ana yolumuz var. Minibüsler vesaire hep buradan geçiyor kapının önünden. Bu küçük camımın şöyle bir manzarası var. Ben bunu bayağı seviyorum. Burasını gerçekten. Böyle yeşillik. Otobanını seyrediyor. Buraları görüyor. Tam otobanda değil de küçük otoban gibi bir yer işte. Otobana çıkıyordur orası büyük ihtimalle. Şöyle. Şurada da yine yeni başlayan bir inşaat var. Allah'ım bu kolonları gördükçe yani korkuyorum hep. Aşağıda da köpekler var. Biz şimdi kahvaltımızı yapacağız. Burası da kayınvalidemin balkonu. Burası bayağı büyük. 6 metreymiş burası. Böyle bu şekilde. Kurudu. Şimdi buraya bir tane idarelik bir kilim atacağım. Balkon camlarını falan sonra sileceğim.
Primapen ve cam o kadar pisti ki, gerçekten o kadar pisti ki, bir saattir süngerle salça yemek kalıntıları kazıyorum camdan. Artık böyle şey olmuş, ne derler, orada bir şey diyorlardı ya, neydi onun adı? Artık orada bir şey oluşturmuşlar. Kendi şeylerini kurmuşlar oraya yani. O derece. Allah'tan dışta öyle bir şey yok. Şöyle gelişi güzel sisem bir şey yeterli. Şurayı da. Bunun arası bile o kadar pislik dolu ki bak burada kan lekesi var. Pimapen'in içinde. Ben bunu nasıl sileceğim? Sildim. Şu pimapen arası pislik dolu. Bence bu kadın asla bir kere bile camını silmemiş arkadaşlar. Bir kere bile silmemiş. O kadar eminim ki. Bu cam bir kere bile silinse çünkü böyle olmazdı. Zaten buranın ilk sahibiydi. Kayınvalidem karşı dairesini bizim için istiyordu. Ama o zaman biz alamamıştık. Nakitimiz yoktu, yetmiyordu buraya. Ondan sonra taşınmaya karar vermişler. İyi ki de vermişler, keşke hiç gelmeselerdi. Taşınmaya karar vermişler işte. Ondan sonra biz de burayı aldık, kaçırmadık. Ama gerçekten bu kadar... Ay bunu sürmeyeceğim oraya. Bu kadar pis olacağını tahmin etmemiştim yani. Geldim dedim ki şöyle bir dedim kaba pisliğini alayım ki. Çünkü buraya geldikçe böyle uğruyoruz, şey yapıyoruz burada. Balkonu falan yıkadım. Siz oraları görmediniz çünkü ayaklarım falan komple ıslandığı için o sırada şey yapamadım. Kamerayı ayarlayamadım. Kamera içeride kalmıştı. Balkonumu yıkadım güzelce. Şimdi kuruyor. Şey olacak. Tertemiz. Şimdi oraya bir tane idare bir yolluk atacağım. Kullanılmayan bir yolluk var. Şimdi annem sulu süpürge getirdi. İçine de koku almışlar. Çok güzel kokuyor. Onunla şu mutfak şeylerinin içini temizleyeceğim. Çünkü yine her zamanki gibi çok pis. Böyle bir pislik yok arkadaşlar. Böyle bir pislik yok. Mesela benim evimde şey var. Benim evimde hayvan var, kedi var. Yani benim evimde olan tek pislik kedi kılıdır. O da süpürmediğinde böyle birikiyor. Ki her gün süpürüyorum çünkü evimde bir bebeğim var. Bir yere falan gittiğimizde mesela geldiğimizde birikmiş oluyor tabii ki haliyle. Ama kedi kılı dışında bir pislik yok yani, bulamazsın. Çünkü ben sürekli temizlerim. Sürekli temizlerim ama bu insanlar nasıl bu şekilde... Şurada leke kalmış. Nasıl bu şekilde yaşamışlar? Ben hiç anlamadım. Hele çalışmıyorsan, evdeysen... Yani evinin var ya tertemiz olması lazım. Bütün gün evdesin, çoluğun yok, çocuğun yok. Ne yaptın yani? Bütün gün televizyon mu izledin? Bütün gün kısmet soruları izlemiş galiba. Baksanıza ya, süngerle kazımama rağmen hala tırnakla kazıyorum. Keşke size böyle gösterebilsem yani. Çok yakına girince odaklamıyor kamera. O yüzden çok şey yapamıyorum. Gösteremiyorum. Ama tırnakla böyle kazıdığıma göre siz artık tahmin edin yani. Sünger bile çıkartmadı. Süngerle cifledim. O bile çıkartmadı yani. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Gerçekten görmedim yani. Oh, bunu yaptık. Şimdi şunu güzelce bir sileceğim. Şu bezimi süngerimi önce bir yıkayayım. Daha banyoyu temizleyemedim. Burayı temizleyebilirim.
şimdi size şurayı göstereceğim. Mutfak şeyine, mutfak tezgah arasına şey yapmış, kaplama yapmış. Bu oluyor ya beyaz kaplamalar, böyle fayans görünümlü. Ama folyo değil, böyle şey gibi. Değişik bir şey böyle, bilmiyorum, tarif edemiyorum. Şimdi göstereceğim size şurayı sildikten sonra. Ondan yapmış. Böyle kalkmış çoğu zaten, bayağı kötü bir durumda. Ya dedim ki onu da sökeyim, halledeyim de aradan çıkartayım diye düşündüm. Aha, altında öyle bir kaldı ki yapışkanları. Bıraktım sökmeyi. Yani orayı bizim spatulayla bir gün boyunca kazımamız lazım. Buna kol dayanır mı, insan dayanır mı bilmiyorum. Bir de çok karşıma çıkıyor bunlar. İnsanlar çok yapıyor bunları. Nasıl baş ediyorlar? Sonra nasıl söküp yenisini yapıyorlar bilmiyorum. Kurutma makinesiyle ısıtıp sökelim desek şey yetmiyor. Gerçi fişi yetebilir ya. Bir şurada priz var, bir şurada priz var. İki tane var. Yetebilir. Aslında bu acaba kurutma makinesiyle şey yapıp ısıtsak çıkar mı? Bilenleriniz varsa bana yazabilir mi arkadaşlar? Şimdi orayı göstereceğim size. Eğer kurutma makinesini ısıtınca böyle yapışkan kalmadan çıkıyorsa ısıtıp çıkartalım. Balkon pimapeninin iç tarafında bile yemek kalıntıları sıçramış, yemin ederim böyle bir şey olmaz. Ben hayatımda böyle bir pislik görmedim ya. Ben hayatımda bir kere bir evde oturdum evlendikten sonra. O da zaten şeydi. Sıfır evde direkt biz girdik oraya kiracı olarak. Hala da orada oturuyoruz. Hiç değiştirmedik orayı. Sıfır olduğu için çok bir zorluğum yoktu. Zaten korona zamanıydı. Temizlikçi tutmuşlar. Bütün şeyi temizlikçiye temizletmişler, böyle kaba pisliğini falan. Dolapların içi falan yemin ederim ki tertemizdi. Biz böyle hiç uğraşmadan üstünden geçtik. Kendimiz güzelce temizledik. Ama böyle hani kazımakla, etmekle, pisliklerle uğraşmadık. Güzelce ciftledik, çamaşır suladık. Rahatlıkla tabağımı, çanağımı, gönül rahatlığıyla yerleştirdim. Ama şimdi böyle el alemin kullandığı evi alınca gerçekten anladım yani. Böyle kirada 2-3 kere ev değiştiren insanlara Allah yardım etsin yani. Gerçekten milletin pisliğini temizlemek var ya, insana çok zor geliyor ya. Bana şahsen çok zor geldi yani. Sinirleniyorum böyle, her yeri leş gibi gördüğüm zaman. Çok sinirlendim bugün. Mesela ben şimdi burayı güzelce şey yapacaktım, sökecektim. Boyayacaktım mesela tezgahımı. İşte tezgahımı değiştirecektim. Lavabomu, ev yeni değiştireceğim zaten, onları anlattım size. Dolaplarımı güzelce boyayacaktım. Kafamda öyle kurmuştum. Ama şimdi bir görüyorum ki öyle bir şey yapmış ki, ben bu koca yeri söküp bunu kazımak var ya, belki bir günden bile fazla sürer.
Bez gerçekten güzelmiş, çok temiz sildi. Mikrofiber bez aldım bakkaldan. Bir de böyle sarı bez aldım, dokuzlu olmazsa olmazımız. Güzel sildi ama. Vallahi hoşuma gitti yani. Şimdi annem şu çekmecenin içine aldı. Bakın bu çekmecenin içi böyle komple bakliyat, mısırlar, kuru fasulyeler, pislik içindeydi. Şu çekmecenin içine bakar mısınız? Bu ne yani? Sümük mü sürdün buraya? Ne yaptın arkadaşım? Ha burası en temizdi. Hayretler içerisindeyim. Şöyle durun. Ben şimdi... Telefonum düştü. Ben şimdi şu çekmecenin içinde alayım. Nasıl çalışıyor lan bu? Şimdi size soruyorum. Eski sahibi bu şekilde kaplamış. Gördünüz zaten. Şimdi böyle çıkardığımda şurada şunlar kalıyor ve bunlar gerçekten çok, yani nasıl çıkacak bilmiyorum yani bunlar. Spatula ile falan kazıyalım desek ya buralar da komple yapış yapış hani. Bir tek bu olsa okey ama her yeri, her yerinin şey olması lazım. Kazınması lazım spatula ile bunların. Ama o da çok, yani çok uzun, çok uzun bir iş. O arayı boyayacağım zaten ben komple. E kazımadan da boyayamam, imkansız, çok kötü durur o yapışkanlar altta. Bu nasıl çıkıyor arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Daha önce yapan, söken, iz kalmadan, o yapışkanlar kalmadan nasıl çıkarabilirim? Fön makinesiyle falan ısıtsam olur mu? Bana bir yorumlarda lütfen yazın ya. Kafayı yiyeceğim. Editte size kaç dakika çıkacak bilmiyorum ama benim temizlik tam 4 saat sürdü. Şimdi şöyle A101'e gideceğiz. Su falan alacağız. Belki biraz da ben kullanırım arabayı. Buralarda malum trafik yok, bir şey yok. O yüzden şimdi aşağı iniyorum. Aykut da gelecek. Şimdi size 101'den aldıklarımı göstereceğim. Buraya geldiğimizde kullanmak için şöyle bir Viking bulaşık deterjanı. Bu Fairy'de kasa arkası 40 liraya düşüyordu. Bir tane de Fairy aldım. Şu sevdiğim mavi peçetelerden aldım. Bunu şöyle koyayım, önümüzü kapatmasın. Şunlar çok iyi oluyor, bunlardan aldım. Anne gel, aldıklarıma bak. Şöyle ıslak mendil. Şöyle iki tane finish makine kokusu. Mevsepe'den almıştım bir tane. Çok iyiydi. 101'de daha doydum da. Şöyle bir Nescafe. Aa ne yettim, ışık açtı. Kıcıma yoğurt. Yine kıcıma puding ve süt burger. Sonra Aykut kendine tabii ki bir tane çoba krema aldı. Bir tane çok poşeti aldım. Bu ne be kızım poşeti? Olsun. Şöyle kendine protein almış Aykut, süt. Yine bu süt burger. Sonra bir tane camlarımı silmek için bu hajenikten aldım. Bu hajenik aşırı kaliteli, silikonlu olduğu için böyle su lekesi falan kalmıyor hiç yağmuru yönce de. Şöyle de bir soslu mısır. Bu kadar. Ay, ısır anneyi, öp anneyi, öp anneyi, öp anneyi, öpsene anneyi, öpsene anneyi. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Hay. Merhaba. Hayır alamazsın.
Alamazsın. Ay. Bugün şoför benim. Şimdi annesi kızını masal parkına getirdi. Ay ne kadar güzel. Ve güneş ilk salıncağına bindi. Baba Fingo salıncak olsun mu? Ben şimdi biraz balkonda keyif yapıyorum. Balkon camlarımı sildim. Bayağı kötüydü. Onları hallettim parktan gelince. Şimdi dedim biraz böyle oturayım dinleneyim. Yere şöyle bir tane kilim attık. İdarelik. Buraya şey alacağım. Çim, yapay çim halı alacağım güzel. Palet falan yapacağım üstüne minder oturmak için. Bayağı güzel olacak. Birazdan da çıkacağız artık. Eve döneceğiz. Malum yarın iş var. Bayram bitti. Eve gideceğiz. Vallahi hiç gitmek istemiyorum. Burayı çok çok seviyorum. Çok güzel. Böyle dinlendiriyor insanı. İstanbul'un gürültüsünden, kalabalığından uzakta. Vlog bayağı uzun oldu bu sefer. Bazı yorumlarda uzun vlog isteyen arkadaşlarım vardı. İnşallah sonuna kadar keyifle izlemişsinizdir. Buraya kadar gelmişsinizdir. Başlarda sıkılıp kapatmamışsınızdır. Herkesin tekrardan bayramı mübarek olsun. Biz güzel bir bayram geçirdik. Eğlendik, yedik, içtik, gezdik, dolaştık. En güzeli de evimi temizlemekti, evime gelmekti. İnsanın kendi evi olunca böyle daha bir başka hissediyormuş. İşte yaptıracaklarımı, son halini falan böyle hayal edince böyle salonda böyle yumuşak, güzel, büyük bir koltuk, işte evdeki TV ünitem, kitaplığım, çiçeklerim, masa, sandalye falan böyle hayal edince çok böyle değişik hissediyorum, güzel hissediyorum. O yüzden bir an önce kendi evime buraya gelmek istiyorum. Çünkü karşı dairemde de söylemiştim, kayınvalidem var. Onlar da artık işten ayrılacaklar, emekli oldular zaten. İşten ayrılacaklar, onlar da hep birlikte geleceğiz. Aşağıda da Ayşe teyzem var. Burası da yine aile apartmanı. Diğer dairelerde de hep yine akrabalar var. O yüzden böyle apartmanda da bir sıkıntı olmuyor. Etraf karşı bina mesela işte akraba, yan taraf akraba, işte biraz aşağıda yine en büyük teyzem oturuyor. Çok güzel burası. Yani böyle bir yardıma ihtiyacın olduğunda direkt koşacak insanlar var. Biz şimdi Beylikdüzü'nde otururken hiç hani orada yakında kimse yok. Tek başımayım sürekli. Annelere babalara da uzaktayız. O yüzden burayı çok istiyorum. Kendi evimi çok istiyorum. Bakalım inşallah nasip olursa seneye gelmeyi düşünüyoruz. Tabii gelmeden önce yavaş yavaş geldikçe bir şeyleri yaptırmaya başlayacağız. Bir dahaki gelişimde ben de yine bir şeyler getireceğim. Aranın yerlerini kaplamayı düşünüyorum. Bir de mutfağın yerlerini kaplayacağım. Banyoya yeni fayans yaptıracağız. Banyonun duvar fayanslarını boyamak istiyorum. Onları falan alıp böyle yavaş yavaş her geldiğimde bir iki bir şeyi halletmeye başlayacağım. Tabii tadilat işleri var onlar için. Aykut işte bir iki tane abisi var bu işlerden anlayan, onları getirecek. Boyacı bir tane abimiz var. Boya alacağız. Onu getireceğiz. Bütün evi komple boyatacağız. Böyle yavaş yavaş işte güzelleşecek en sonda. Bunlar yapım aşamasında da size çekeceğim. O ayrı bir video olacak. Her gelip bir şey yaptığımda çekeceğim. Daha sonra hepsini editleyip hepsini bir şekilde koyacağım. Ve en son eşyalar yerleştikten sonra, tamamen buraya geldikten sonra hemen yeni ev vlogu çekeceğim. İnşallah Rabbim o yeni ev vlogu videosunu çekmeyi, buraya gelmeyi de bana nasip eder. Bakalım.
Bu video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Artık böyle sık sık videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Umarım hepiniz iyi bayram geçirmişsinizdir. Hoşça kalın.